İnsanların devri bitti. Devir robotların devri. Birçok bilim kurgu filmi de bu şekilde başlar. Peki ya filmler gerçek olursa? Son moda düşünebilen, hatta duyguları hissedebilen yapay zeka ürünleriyle geleceğin kapılarını sizler için araladı. Yapay zeka denildiğinde aklımıza bilim kurgu filmleri ya da robotlar geliyor. Aslında yapay zeka düşünceleri ve duyguları analiz eden bilgisayarlar değil mi? Evet, yapay zeka günümüzde gerçekten çok geliştiğini söyleyebiliriz. İnsanların farklı kanallardan söylemiş olduğu duyguları, düşünceleri analiz edip bunların sonuçlarını bize kısa zamanda verebiliyor yapay zekalar. Birçok hizmet alanında da yardımcı oluyor. Peki bu durumda işsizlik artabilir mi? Bu bir dönüşüm. Sanayi çağı birçok insanın işsiz kalmasını sağladı ama birçok farklı işlere yöneldi insanlar. Sonrasında bilgi çağı geldi. Farklı analizler oluşmaya başladı. Yapay zeka da öyle bir zamanda ki şu anda bu içerikleri, bu dönüşümü sağlamak ve bu dönüşümle birlikte eğitim sistemimizi ya da farklı konularımıza yönelmemiz gerekiyor, değiştirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda baktığımızda yapay zeka bir dönüşüm sağlıyor işsizlikten ziyade. Eskiden belki saatlerce, günlerce oturarak analiz edilebilecek veriler, bilgisayarla bu kadar sürede yapılacak veriler şu anda dakikalar içerisinde, milyonlarca veri içerisinden değerli veri çıkarılıp önümüze sunulabiliyor ve buradan en önemli içerikleri alabiliyoruz. Nasıl ki bir çocuğa sürekli yeni cümleler, yeni kelimeler, yeni içerikler öğretiyorsak, yapay zeka da aynı şekilde içerikleri her geçen gün daha iyi öğreniyor. Şu anda gelmiş olduğu yaş itibariyle bir insan davranışını sergilemesi beklenmemeli. Öyle bir gelişim de değil. Üzerinde ama çalışmalar yapıyor. Çalışmalar yapılıyor ve bu gelecekte bu noktaya geleceği de net. Ancak şu anda bir 4-5 yaşında bir çocuğun anlamış olduğu gibi bir resmi anlayabilecek, bir yazının içeriğini anlayabilecek ve oradan aksiyon alabilecek güce ulaşmış durumda. Diyelim ki şirkette çalışmıyoruz, gündelik hayatımıza devam ediyoruz. Tabii bunun dışında sosyal medya da çok fazla hayatımızda. Orada da bize yardımları dokunabilir mi gelecekte? Evet, dokunabilir. Bu anlamda içeriklerde analizler yaparak var olan ilgi alanınızla ilgili konuları tek bir tıkla ulaşmanızı sağlayabilir. Yani örneğin ben sadece ekonomi alanıyla ilgilenmek istiyorum. Ekonomiyle ilgili beni ilgilendiren konuları görmek istiyorum dediğin zaman tek tıkla tüm yayınlanmış içeriklerden sadece ekonomiyle ilgili olan ve sizi ilgilendiren, örnek veriyorum, borsa ile ilgili ya da dövizle ilgili gibi alt dallarına kadar gidebileceğiniz ilgi alanlarınızda hızlıca size önerebileceği bir sistemi tek bir tıkla görebiliyorsunuz. Taner Bey, yazılım konusunda Türkiye dünyaya göre ne durumda? Geliştik mi yeterince? Evet, şu anda yapay zeka konusunda çok iyi bir noktaya geldiğimizi net bir şekilde söyleyebiliriz. Çağrı merkezleri günümüzde örneğin çok kullanılan ve önemli bir sektör. Oradaki var olan içerikleri dinleyen agentların yapmış olduğu çalışmaları analiz edip orada hangi konularla ilgili konuşuluyor ve içeriklerinde duygu dağılımı ne? Karşısındaki müşterinin özellikle duygusu olumlu mu, olumsuz mu gibi konuları artık yapay zekalar anlayıp yönlendirebiliyor ve bunlar Türkiye'de yapılabiliyor. Artık çağrı merkezlerinde müşteriler aradığı zaman karşısında hiç robot olduğunu hissetmeyecek, direkt insanla konuştuğu algısıyla direkt devam edebilecek ve analizleri bu şekilde hızlıca yapılabilecek. Bundan 10 yıl önce bilgisayarlar neden yüz tanımıyor deniyordu. Bebek tanırken bilgisayarlar neden tanıyamıyor deniliyordu. Ancak şu anda gelmiş olduğumuz teknolojide bu yüzlerin hepsi tanınabiliyor ve bunlarla ilgili de aksiyonlar hızlı alınabiliyor. Bir örnek vermek gerekirse günümüzde sosyal medyayı herkes kullanıyor. Evet. Ve sosyal medyada herkes resimler üzerinde tanıdıklarının yüzlerini feedback olarak, geri bildirim olarak verdiler. Ve böylelikle sosyal medya firmaları bu geri bildirimleri alarak sürekli makinelere bu yüzleri öğretti. Ve o kadar değerli bir veri verdik ki, örneğin Türkiye'de de bu veri verildi, dünyanın herhangi bir ülkesinde de verildi. Bu veriler
ışığında artık yüzlerin ne ifade ettiğini, kimin hangi yüze sahip olduğunu tek tek bilebiliyorlar ve buna göre de aksiyon alabiliyorlar. Ya da like'ları takip ederek o like'lardan nelerden hoşlandığını artık bizden çok daha iyi biliyorlar. Yani şu anda mesela benim annem de kullanıyor bildiğim sosyal medya uygulamalarını, evet. Ve birçok şeyi like ediyor. Aynı zamanda gençlerimiz de kullanıyor. Y ya da Z jenerasyon da kullanıyor. Biz 6 ay önce neyi like ettiğimizi unutuyoruz. Ama buradaki makine öğrenmesi, yapay zeka unutmuyor. Unutmadığı için de bu verileri sürekli analiz ediyor ve analiz etmiş olduğu bu verilerle hiç beklenmedik size reklamları önünüze getirebiliyor. Siz örneğin ilgi alanınızla ilgili bir bavul alımıyla ilgileniyorsunuz. O bavulu bir anda önünüzde reklamda görebiliyorsunuz. Neden? Çünkü geçmişte like'larınızdan, vermiş olduğunuz geri bildirimlerden bunu yapay zeka öğrendi. Artık size bunu sunabilecek hale güce geldi. Gelecekte sosyal hayatımızda bizi hangi kolaylıklar bekliyor? Şöyle kolaylıklar olacak bu dönüşümle birlikte. Bizim bu davranışlarımızı anladığı için yapmak istediklerimizi önceden tahminleyerek proaktif davranabilecek. Örnek veriyorum, daha eve gitmeden önce yapmış olduğumuz davranışlarımız neyse bildiği için ışık açmaktı ya da herhangi bir klimanın açılıp kapanmasıydı. Bu davranışları hep öğrenebildiği için zamanını ya da istatistiksel olarak hangi zamanda gerçekleştiğini bilebildiği için bunları kendisi tahminleyebilecek, daha biz gelmeden aksiyonlarını alabilecek. Bu da büyük kolaylıklar sağlayacak tabii. Bugünkü konumuz yapay zekayı Tanel Temel Bey'den öğrendik. Dünya değişmeye devam ediyor. Başka bir konuyla görüşmek üzere.